Evet, değerli hocalarım, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Sabah gerçekleşen açılışımızın ardından yapılacak ilk sunum Türev hocamıza ait olacak. Türev hocam, burada mısınız? Sizi görebilir miyim? Buyur hocam, buradayım. Tamam. Ben kısa bir bilgilendirme yapmak isterim Türev hocamızla ilgili. Görüyorum ki epeyce geniş profilli bir katılımcı grubumuz var. Hem Hacettepe Üniversitesi'nin çok değerli öğrencileri bizimle, hem Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimiz, hocalarımız, aynı şekilde farklı sanat fakültelerinden öğretim üyelerimiz, hem Hacettepe'nin hem de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitemizden hocalarımızı görüyorum burada. Çok mutluyuz bu kadar etkin birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğimiz için. Özellikle de çok teşekkür etmek istiyorum Türev hocama, Hacettepe Üniversitesi Müzikoloji Bölümünün çok değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Türev Berke hocam. Benim çok saygı duyduğum bir akademisyen ve çok değer verdiğim dostlarım arasında. Çok gururluyum onunla bu güzel etkinliği paylaşacak olmaktan. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi ile her ne kadar resmi protokolümüz olmasa da bu mesleki ideallere ve samimiyete dayanan bir gönül protokolümüz var. O nedenle de biz birlikte birbirimizin faaliyetlerinde, akademik üretimlerimizde birlikte olmayı hep tercih eden bölümleriz. Bu nedenle de hem kendimi oraya ait hissediyorum, hem de onları bizim fakültemize ve bölümümüze ait hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben katkıları için. Sözü Türev hocama bırakacağım. Bir de şöyle bilgilendirme yapmak isterim. Hocamızın sunumuyla ilgili yapılacak, sorulacak sorularla ilgili chat'e yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocamızın sunumunun ardından o chat'e yazılan soruları biz ileteceğiz kendisine. O da görebilecek tabii chat ekranında. Sorulara yönelik böyle bir uygulamaya gideceğiz. Buyurun Türev hocam, söz sizin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sabahın bu saatinde burada olan bütün büyüklerime, meslektaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Bu etkinlikte yer almak, bu etkinliğin bir parçası olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Oya Hoca bizim için çok müstesna bir kişidir. Çünkü çok üst düzeyde mesleki başarıları ve akademisyenliği çok iyi bir insanlıkla birleştirebilmiş nadir kişilerdendir. Onun için onun ricasını çok büyük mutlulukla karşıladım. Ve sizinle birlikte olmaktan da çok mutluyum. İzniniz olursa hemen başlayayım. Share screen yapma imkanım var değil mi Oya Hocam? Var. Tamam. Evet, akıl akıldan kurtulursa, müzikte yaratıcılık üzerine 3 deneme. Yaratıcılık, zeka, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyma eğilimi. Kanımca bu tanımın kalbinde yatan sözcük görülmeyen. Sıradan bir gözle, basma kalıp bir düşünme biçimiyle fark edilmesi mümkün olmayan yeni bir şey. Geçmişin büyük sanatçılarını düşünelim. Mesela Vladimir Horowitz. Bu büyük piyanist gençliğinde de farklıydı, yaşlılığında da. Peki neydi onu başkalarından farklı kılan şey? Sabahın ilk ışıklarına kadar korku filmleri izlemesi ya da vejetaryen oluşu değildi elbette. Önündeki notada daha önce kimsenin görmediği farklı şeyler keşfetmesiydi. Şayet böyle olmasa, söz gelimi Rahmaninov'un 3. piyano konçertosunu çalarken yarattığı o olağanüstü renkleri, üstelik her dinleyişimizde
bu denli hayranlıkla karşılar mıydık? Benzer durum geçmişten günümüze onlarca piyanist, kemancı, şancı ya da orkestra şefi için de geçerli. İcracı onların sayesinde sınıf atladı, yorumcu oldu. Oysa bugün bunun tam tersi bir tehlikeyle karşı karşıyayız, sıradanlık. Herkesin düşüncesinin birbirine benzediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Müzikte de durum aynı. Özgün ama kendi içinde tutarlı, üst düzeyde bir yoruma ulaşmaktan ziyade, kimi zaman sadece teknik beceri, kimi zaman da şov ve şöhret kaygısının her şeyin üzerinde olduğu tuhaf bir dünya bu. Kanımca bu sıradanlık sorununun temelinde müziğe hep aynı gözle, aynı bilindik yollarla bakmaya alıştırılmış, yaratıcılığını kaybetmiş zihinler yatıyor. O halde bugün yapacağımız şey belli. Üç örnek olay üzerinden müzikte yaratıcı düşünmeyi yeniden duyumsamaya çalışacağız. Denemeler adını verdiğim bu üç olayın ilki bir anı. Öğrencisine Chopin müziğini kavratmaya çabalayan sıra dışı bir piyano eğitimcisi. İkincisi bir anekdot. Alışılmadık bir konser ücreti belirleme yöntemi. Üçüncüsü ise bir analiz. Bir eserde çalınması çok zor bir pasajı dakikalar içinde çalınır hale getiren radikal bir parmaklama, yani parmak numarası yazma önerisi. Günümüzden tam 283 yıl önce ünlü İtalyan besteci Domenico Scarlatti, klavsen için egzersizler başlıklı albümünü ilk kez yayınladığında notanın ön sözüne şöyle yazmıştı. İster amatör olun, ister profesyonel. Bu eserlerde derinlik aramayın. Benim de sizden benzer bir ricam var. Lütfen bu konuşmada bilimsellik aramayın. Sizi bilgiye boğmak, kaynak göstermek, alıntılar yapmak değil amacım. Sadece düşünmeye dalmak. Birinci deneme. Chopin'i anlatmanın en tatlı hali. Değerli konuklar, anlatacağım olay 36 yıl öncesine ait. 1985 ilkbaharında piyano öğretmenim Bedi'yi Aran yeni bir esere başlayacağımızı müjdeledi. Chopin'in Mi minör konçertosu. O tarihe kadar 4 konçerto vardı repertuarımda. Mozart Köhel 467, Kabalevski 3, Grieg ve Çaykovski 1. Özellikle Çaykovski'den sonra bundan böyle önüme çıkacak hiçbir eser zor gelmez bana diye düşünüyordum. Cahil cesareti işte. Böylesi bir özgüven patlaması içinde Chopin konçertoyu kısa sürede öğrenip ilk derse getirdim. Beklentim en fazla 2 saatlik bir dersin ardından eve dönmek ve ertesi günkü tarih sınavına hazırlanmaktı. Ama işler hiç de umduğum gibi gitmedi. Daha ilk sayfayı çalmıştım ki hocam durdurdu beni, başladı bir şeyler anlatmaya. Sonra tekrar çalmamı istedi, başladım, aynı yerde durdurdu yine. Daha da uzun anlattı bu kez. Bu çalma, durdurma, anlatma serisinin kaç kez devam ettiğini inanın hatırlamıyorum. 3, 4, 5, 10, 15. Dersin başından beri tam 3 saat geçmiş, konçertonun ilk sayfasına saplanıp kalmıştık. Tam bir kabus. Bir ara, hoca keşke çalsa, o zaman hemen anlarım ne demek istediğini diye düşündüm ama hiç çalmazdı ki derslerde. Muhtemelen öğrencisinin kendi çalışını taklit etmemesi için yapıyordu bunu. Sadece anlatır, o pasajı özümsemeniz için türlü türlü bağlantılar kurar ama çalmayı size bırakırdı hep. Oysa ne de kolaydır bir dinleyişte öğretmeninin ya da ünlü bir yorumcunun çalışını taklit etmek.
Bugün çevreme baktığımda böyle onlarca genç görüyorum. Şüphesiz bunu yaptığınızda iki şeyi devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bir, kendi kişiliğinizi bulmak. İki, müziği keşfederek anlamak. Peki, hocamın onca dil döküp de benim anlayamadığım şey neydi o akşam? Sanırım ana fikir şuydu. Chopin bir ilk romantik bestecidir. Abartılı bir romantizmden kaçınmak gerekir eserlerinde. Bu yüzden tempo rubato, yani hızdaki dalgalanmaların dozajını bir kuyumcu titizliğiyle ayarlamalısın. Ama diğer taraftan konçertonun bu ilk sayfasında epik bir anlatım var. Onu göstermelisin daha ilk notalardan itibaren. Tam bir çelişki. Söylediklerinin zihnimde netleşmediğini hissetmiş olacak ki, bir ara işi iyice dramatize ettiğini anımsıyorum. Bir şövalyeymişim, beyaz atımın üzerinde, belimde süslü kılıcım, bir kalenin önünde sevdiğim kızın balkonda görünmesini bekliyormuşum üstelik. Değerli konuklar, oysa durum hiç de parlak değildi. Ankaralı şövalye, akşamın 10:30'unda, 3 saatte 3 satır dahi ilerleyememiş, üstelik ilk romantik dönemin dehlizlerinde gezerken, günümüzün moda deyimiyle devreleri yakmıştı. Kapanmakta olan gözleri ne atı, ne sevgiliyi, ne de kılıcı görmekteydi. İşte o an Bediye Aram'dan beklenmedik bir hamle geldi. Hadi bakalım, mutfağa gidip tatlı yapıyoruz. Eyvah dedim içimden, nereden çıktı bu şimdi? Tatlıyı yapmak sürse bir saat, yesek 30 dakikada, en az 2 saatte dersin devamı, bu hesapla ben sabaha karşı çıkarım buradan. Ya uyku, ya tarih sınavı. Sonrası malum. New York telefon rehberi kalınlığında bir İngilizce yemek kitabı. Kitabın tatlılar bölümü. Başak Burcu'na mensup titiz mi titiz bir hocanın uzun, çok uzun incelemeleri. Nihayet karamelli bir tatlıda kılınan karar. Tezgaha dizilen malzemeler. İnsana kendini bir kimya laboratuvarındaymış gibi hissettiren gramaj hesaplamaları ve kendisine tatlıyı kısık ateşte karıştırma görevi verilen zavallı şövalye türev. Sonra ne mi oldu? Pişti şükür. Buzdolabında bekletilip bir miktarda soğudu üstelik. Kuruldu sofra, başlandı yenmeye. Bunu tatlı yapımı üzerine uzunca bir konferans da izledi doğal olarak. Nihayet vakit tam gece yarısıyken beklenen soru geldi hocamdan. Nasıl buldun tadını? Anlatsana biraz. Hocam, içinde karamel olunca çok ağır bir tatlı yapacakmışız gibi geldi işin başında. Oysa şekeri hiç de fazla değil. Bu kadar az şekerle böyle güzel bir lezzet inanılmaz. O akşam Bediye Hoca'nın gözlerini bu denli parıldarken hiç görmemiştim. Sevinçle atıldı. İşte şimdi anladığın Chopin'i. Hadi tatlımızı bitirip piyanonun başına dönelim. Şu ilk sayfayı yeniden çal bana. İnanmayacaksınız ama tam 10 dakika sonra eve dönüş yolundaydım. Üstelik hocamdan kocaman bir aferin almanın doyumsuz mutluluğuyla. Aradan geçen 36 yılda ne zaman yeni bir Chopin eserini öğrenmeye başlasam o akşam gelir aklıma. Sanırım Chopin'i anlatmanın en kalıcı, en tatlı haliydi bu. İkinci denememizin başlığı 35'in 13'ü. Yıl 1933. Johannes Brahms'ın 100. doğum yılı. Bu kapsamda bestecinin oda müziği eserlerinin seslendirileceği olağanüstü bir konser projesi. Sahnede yer alacak yorumcularsa tartışmasız alanlarının en büyük isimlerinden. Kimler mi? Kemanda Bronislaw Huberman, viyolada aynı zamanda çok büyük bir besteci olan Paul Hindemith, violonselde Gregor Piatigorsky,
ve son olarak piyanoda Arthur Schnabel. Bu denli büyük isimler, belki de yüksek egolar bir araya gelirse öyle her konuda hemen uzlaşma beklememek gerek. Nitekim bu muhteşem dörtlü olmadık bir konuda konserden elde edilecek geliri nasıl bölüşecekleri konusunda bir türlü anlaşamaz. Bir ara kemancı Huberman der ki, arkadaşlar bu tür maddi meseleleri bırakalım menajerlerimiz halletsin. Ama bu öneri de kabul görmez, tartışma alevlenir. Nihayet devreye piyanist Schnabel girer. Toplam o ücreti 35'e böleceğiz. Nasıl? 35 de nereden çıktı diye sorar diğerleri. Çok basit der Schnabel. 3 tane trio çalıyoruz, 3 tane kuartet, 3 tane keman sonatı, 3 tane viola sonatı, 3 tane de violonsel sonatı. Hepsi eder 35 parti. Schnabel'ın hesabını anlamak için gelin şu tablodan yararlanalım. Söz gelimi Brahms'ın bir numaralı triosunu, yani üçlüsünü ele alalım. Bu eser piyano, keman ve violonsel için yazılmış. Viola yok. Demek ki Paul Hindemith, viyolanın hiç olmadığı bu eseri rahat rahat kulisten dinleyecek. Buna karşılık söz gelimi, bestecinin piyano ve viola için yazdığı bir numaralı sonatında ise bu kez kemancı Huberman ve violonselci Piatigorsky sahnede olmayacaklar. Schnabel devam eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, piyano bu toplam 35 partinin 13'ünde var. Demek ki ben 35'in 13'ünü alacağım. Keman 35'in 9'unu, violonsel 8'ini, viola da 5'ini alacak. Eline ücretin en azı geçecek olan Paul Hindemith bile Schnabel'ın bu Hazreti Ömer adaletini takdirle karşılamaktan alıkoyamaz kendini. Violonselci Piatigorsky ise ileriki yıllarda şöyle anımsar bu olayı. İyi ki Schnabel kaç tane nota çalacağımızı da sayıp hesaplamadı. Yoksa çoğunlukla uzun bas sesleri çalan bendenizin hali çok daha kötü olurdu. Üçüncü deneme. Mümkün değil, çalınmaz bu. Yansıda gördüğünüz kesit, çağdaş Türk müziğinin tartışmasız en büyük isimlerinden İlhan Usmanbaş'ın solo piyano ile 12 çalgı adını verdiği Oda Konçertosu'nun açılış sayfası. Bu olağanüstü eser 1992'de tamamlanmış olmasına karşın 2008'e kadar hiç çalınmadı. Ve ne büyük mutluluk ki ilk seslendirmesi bana ve Orkestra Modern topluluğuna nasip oldu. 25. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin dinleyiciler arasında Usmanbaş'ın da yer aldığı özel bir akşamında. Gördüğünüz gibi değerli konuklar, partisyonun üzerinde bir müzik eserinde alışkın olduğumuz ölçü çizgileri ve notaların süre değerleri hiç yer almıyor. Notaların ikilik mi, dörtlük mü, sekizlik mi oldukları çoğunlukla belli değil. Bu eserin aleatorik, yani rastlamsal kimliğinin bir kanıtı. Sahnedeki 13 yorumcunun her biri kendi partisindeki notaların birbirine olan yakınlık ve uzaklıklarını dikkate alarak süre değerlerini kendisi belirliyor. Bir nevi eseri kendisi yaratıyor. Söz gelimi gördüğümüz sayfada aslında ölçü anahtarı yokmuş gibi görünmesine rağmen bu anahtar dört dörtlük. Şurada gördüğünüz dikey çizgiler ölçülerin birinci vuruşlarını, şuralarda gördüğünüz kesik çizgiler ise ikinci, üçüncü ve dördüncü vuruşlarını gösteriyor. Orkestra şefi var ama onun bu vuruşları vermek dışında yorum odaklı hiçbir işlevi yok. Şimdi dilerseniz eserin ilginç kesitlerinden biri olan 183. ölçüyü piyano yazısı açısından irdelemeye çalışalım. Ölçü bu. Önce bu ölçüyü nasıl çalacağımıza, yani süre değerlerinin ne olacağına karar vermemiz gerekiyor.
Ancak bunu yaptıktan sonra bu yazıyı alışılagelen notasyona çevirebiliriz. Diyelim ki kararımız böyle. Böyle çalacağız bu kesiti. Şu halde artık hep bu geleneksel notasyon üzerinden konuşalım. Burada ilk bakışta göze çarpan şey, sağ elin klavyenin en ince seslerinin olduğu bölgeden en kalın bölgeye doğru yaptığı yolculuk. En son fa notasından, altıncı fa'dan başlamış, birinci fa diyezde sona ermiş. Dinleyelim. Bir kez daha. Sağ el klavyeyi bir baştan bir başa fethederken sol elin orta bölgenin dar bir alanını terk etmeye hiç niyeti yok. Şimdi de sol eli duyalım. Bir kez daha. Değerli konuklar, o zaman şu kaçınılmaz. Sağ el yukarıdan aşağıya inerken sol eli yakalayacak, onun üzerinden geçip yoluna çapraz el konumunda devam edecek. Ancak bu öyle acımasız bir çapraz el ki sağ el hedefine ulaştığında, yani tam şu noktada iki el arasındaki mesafe 2,5 oktavı buluyor. 2,5 oktav da nedir diye düşünenler olursa ben ölçtüm 42 santimetre. Bu ölçüyü çeşitli zamanlarda farklı piyanistlere gösterip düşüncelerini sordum. Aldığım cevapları kabaca iki başlık altında toplayabilirim. 1. Mümkün değil, çalınmaz bu. 2. Bu nasıl çalınır ki? Demek ki aşağı yukarı aynı tepkiyi vermişler. Aslında çok da haksız sayılmazlar. Zira bu tür fizyonomiye ters pasajlara saatler de harcasanız, onlarca test tekrar da etseniz, genel provada veya konserde hiç beklenmedik takılmalarla ya da yanlış notalarla karşılaşabilirsiniz. Hele hele işi inada bindirip durup dinlenmeden tekrar tekrar çalmaya uğraşırsanız bu ölçüyü, çapraz elin nirvanasına ulaşıp çim biçme makası kıvamına gelmiş kollarınızı eski haline getirmesi için ortopedistinizden randevu almak da vardır günün sonunda. Peki bu piyanist dostların bakıp da göremediği şey neydi yüksek ölçüde? Tanımca şu basit soruydu. Bu notaları ille de yazıldığı şekilde mi çalmalıyım? Gelin bu sorudan yola çıkıp bir çözüm arayalım birlikte. Bir kere sorunu yaratan neydi? Çapraz el. O halde ölçünün sonundan başlayalım işe. Sağ el için yazılmış şu son 4 sesi sol el çalsın. Parmak numaralarını, yani hangi notanın hangi parmakla çalınacağını yansıda görmektesiniz. Bu durumda sol el için yazılan notalar da sağ elin olur artık. Elveda çapraz el, elveda ortopedi randevusu. Sorunun kaynağını hallettik halletmesine de buraya nasıl geleceğiz şimdi? Ölçünün başına dönelim. Burada İlk 6 sesin sağ el tarafından kolaylıkla çalınacağını görürüz. Bunlar da sol eldeki şu do ve re bemolde kolaylıkla aynı şekilde çalınabilir. O halde arayı dolduralım şimdi. Sol ele yazılan şu do sesini sağ ele verelim. Bu durumda si, si bemol, mi bemol, re ve do hep birlikte sağ elin oldular artık. Yine parmak numaralarını görmektesiniz. Peki bu do'yu sol elden alıp sağ ele vermekteki amacımız ne? Cevabı basit. Sol ele klavyenin aşağısına gidebilmesi için biraz zaman kazandırmış oluyoruz ki şu 4 notayı sorunsuzca çalabiliriz. Gelin özetleyelim bulduğumuz çözümü. Önce sağ el. Bir kez daha.
Şimdi de sol el. Ve şimdi de ölçünün tamamı. Son bir kez dinleyelim. Bırakın saatler, günler harcamayı, sadece 10 dakikalık bir tekrarla bu pasajdaki acımasız güçlüğe elveda diyebilirsiniz. Bu yeni parmaklama sisteminin de kendine göre ufak tefek zorlukları olabilir elbet. Ama ilkiyle kıyaslanmayacak derecede kolay ve konforlu. Ve son sözler. Dinlediğiniz 3 deneme, Chopin'i anlatmanın en tatlı hali, 35'in 13'ü ve mümkün değil çalınmaz bu, kanımca müzikte yaratıcılığa dair çarpıcı birer örnek. Öğrencisine Chopin müziğini mutfak tezgahında kavratan sıra dışı bir piyano eğitimcisi. Konser kaşesini matematiksel bir adalet anlayışıyla belirleyen sıra dışı bir piyanist. Bir eserdeki aşılamaz görülen teknik güçlüğü dakikalar içinde ortadan kaldıran radikal bir parmaklama önerisi. Tam da bu noktada Mevlana'nın bir rubaisinin şu bölümü geliyor hatırıma, günümüz Türkçesine aktarılmış şekliyle. Akıl ki onun aklı vardır, o parça akıldır. Akıl eğer aklından kurtulursa tam akıl olur. Akıl ile aynı kökten gelen ikal sözcüğünün bağ anlamına geldiğini düşünürsek, bu sözü şöyle de yorumlamak mümkün. Akıl eğer bağlarından kurtulursa tam akıl olur. Değerli konuklar, ben müziğin ve müzik eğitiminin aklından kurtulmuş akıllar sayesinde gelişeceğine inanıyorum. Bugünkü konuşmamın özü işte bu cümledir. Müzik ancak ve ancak kendisini sınırlayan bağlardan kurtulabilen akıllar sayesinde bir yerlere gidebilecektir. Peki hangi akıl bağlarından kurtulabilir? Kanımca bunun ilk koşulu sıra dışı bir zeka. Müzik mesleğinin karanlık tünellerinde, başkalarının gölgesinde, bilindik yöntemleri hiç sorgulamadan yolunu bulmaya çabalayan sıradan bir akıl değil, notaların ardında olup biteni keşfedebilen bir zeka. İkincisi entelektüelizm ya da daha doğru bir ifadeyle mesleğine yaşama dair farklı pencerelerden de bakabilmek. Söz gelimi günümüz biliminin dar alanda uzmanlaşma felsefesi kişiye küçücük bir konuda dünya çapında tanınma fırsatı sunuyor. Ama çoğu zaman onun büyük resmi görebilmesine imkan tanıyor. Bu yüzden insana dair her alanı ve konuyu içine alan geniş bir öğrenme merakına ve zengin kültür birikimine ihtiyacımız var. Müziği anlamak, yapmak ve öğretmek için. Kanımca aklın bağlarından kurtulup özgürleşmesi için üçüncü ve son bir koşul daha var. Zaman harcamaya gönüllü olmak. Neden mi? Çünkü bugünün çılgın yaşam temposunda elinizde yapılacaklar listesiyle oradan oraya koşuşturuyorsanız şayet hakikati keşfetmeniz imkansız. Oysa müzik gibi uçsuz bucaksız bir ummana dalmak için çok fazla zamana ve özellikle de onu harcama lüksüne ihtiyacınız var. Çoğu zaman verimsiz yolları aşındırmalı, açmazları bulmalısınız. Endişeleri, can sıkıntılarını kabullenebilmelisiniz. Nihayet minicik sezgi tohumlarının yavaş yavaş büyüyüp çiçek açmasına izin vermelisiniz. Unutmayalım ki bütün bunlara mutlulukla harcayacak zamanımız yoksa hakikat ancak bir hayal. Değerli konuklar, geldi geliyor milenyum diyorduk. Geldi, hatta beşte birini geride bıraktık 21. yüzyılın. Dilerim ki geriye kalan 79 yılda aklı aklından kurtulmuş daha çok yorumcuyla, daha çok besteciyle, daha çok müzik eğitimcisiyle karşılaşalım.
Onlar bizlere ışık olsun ve yolumuzu aydınlatsın. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, o kadar etkileyici bir sunum gerçekleşti ki ben sizin bu sözlerinizin üzerine aslında araya girmeyi ve bu sözlerin üzerine söz söylemeyi hiç arzu etmeden giriyorum. Hakikaten sadece susmak istiyorum. Çok teşekkürler. Bu bahsettiğiniz konular, müzik ve müzisyenler üzerinden bahsettiğiniz konular aslında bütün toplumu, insanları hangi alanda mesleklerini yapıyor olsunlar, herkes için geçerli özler, öz mesajlar içeriyor. Çoğu kez, Levent'ciğim, diyerek kısabilir miyiz? Çoğu kez amacın ne olduğunu unutup amaca hizmet eden mekanizmaları amacın kendisi zanneden bir eğilime yöneliyoruz. Ve bu hayatın çoğu alanında böyle. Tabii ki en hayati konularından bir tanesi eğitim. Bütün toplum yaşamını etkilediği için eğitimcilerin özellikle bu handikapa düşmemeleri çok daha elzem. Ve bir müzisyenin bunu sizin gibi sıradan dışı, sıra dışı bir zekaya sahip bir müzisyenin bunu sezerek paylaşması ve keşfettiği şeyler deneyimlerinden aktarıldığı için çok daha etkili. Çünkü yaşamadan aslında keşfedilemeyecek de şeyler. Teorik olarak anlatıyla değil de deneyime izin vererek gerçekleşebilecek şeyler. Bütün katılımcılarımız, öğrencilerimiz, hocalarımız umarım bu anlattığınız anılar, paylaşımlar üzerine kendilerini deneyime açarlar ve idrak noktasında hep beraber yol alabiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum hakikaten. Dedikleri kadar varmış. Çünkü önceden bahsetmişlerdi bana bu sunumunuzun olağanüstü bir nitelikte olduğundan. Hakikaten anlattıkları kadar varmış arkadaşlarımın. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Sorular var. Burada chat ekranında görebiliyoruz. Siz de görebiliyor musunuz hocam? Teşekkürler var. Epeyce yoğun teşekkürler var. Şu yukarı... Şu anda görüyorum. Evet. Siz de şöyle... Herhangi bir soru, eleştiri, öneri, katkı varsa tabii mutluluk duyarım bunları duymaktan. Ve elimden geldiğince soruları yanıtlamaya çalışırım. Evet, Damla'dan gelmiş. Sıradan bir zeka ise hocam, o zaman derini anlamak herhalde mümkün olmaz mı diyecekti sizin öğrencilerinizden. Derini anlamak olmaz mı yazmış ama soruyu ben okuduğum zaman bu haliyle bir şey anlayamadım. Herhalde eğer bir sıradan zekaya sahipsek derini anlamak mümkün olmaz mı gibi bir soru yöneltmiş. Burada... Evet. Zeka kavramına farklı bir şey yüklemiş zannediyorum. Size bırakıyorum cevabını, anlam yüklemiş. Şimdi tabii çok zor bir soru. Yani ben tabii yorumculuk dünyası için konuşayım izin verirseniz. Hani kavrayışı çok hızlı olmayan kişiler de elbette sanatçılık mesleğine girebilir ve orada gidebilirler. Ama o zaman da... ciddi bir sebat, müziğe ciddi bir tutku, onlara çok ciddi bir zaman ayırma mutluluğunu duymaları gerekir. Yoksa bu hani IQ'su ya da EQ'su belli bir seviyenin üzerinde insanlar ancak müzikle uğraşır demek istemiyoruz şüphesiz. Ama zeka sanıyorum problemleri kısa sürede çözmeyi sağlayan bir şey. Yani bir pasaja baktığınızda ona çok hızlı bir şekilde nüfuz etmenizi sağlıyor. Ama etrafımızda da görürüz hani çok yetenekli fakat çok çalışmayan kişiler. İnanın yetenek düzeyi daha sınırlı bir kişi çok sebat ederek sizi geride bırakabilir. O yüzden sanıyorum Mozart gibi insanlara erişilmez gözüyle bakıyoruz. Çünkü olağanüstü bir zekaları var ve olağanüstü çalışıyorlar. Dolayısıyla aradaki farkı hiçbir zaman kapatamıyorsunuz. Ama farklı bir göz, farklı bir sezgi, farklı bir yaratıcılık, problemi başka türlü görmek, ona başka türlü bir çözüm üretmek bence hayattaki zorlukları, özellikle meslekteki zorlukları bertaraf etmede çok büyük bir avantaj.
Çok teşekkürler. Aslında ben bu sunumunuzdan zekanın seviyesinden başka da şunu da anlıyorum. Sıradan bir zeka bile farkındalıkla kalıplara, kurallara bağlı olmaması gerektiğini teorik manada eğer benimserse alternatif yollara açar kendini. Alternatif yollara kendimizi açmanın her zaman kalıplara bağlı olmaya kıyasla bir avantaj olduğunu belki söyleyebiliriz öğrencilerimize. Öyle değil mi Türev Hocam? Çünkü ne kadar kalıplar içerisinde kalırsak zaten bir şansımız olmayacak. Ama asıl olanın amaca ulaşmak olduğunu ve bunun yalnızca kalıplar üzerinden olmadığını, alternatif yolların da olabildiğini fark etmek bile zihni seviyemizi bir seviye olsun yukarıya taşımamıza yardım edecek bir adım. En büyük çünkü sıkıntılarımızın bu noktada olduğunu çok deneyimliyorum ben. Hem eğitim alanımızda hem hakikaten yaşamımızın içinde derdimizi anlatırken bir takım o kalıplar içerisinde kalmanın bizi daha gelişmiş insanlar yapmanın önünde bir böyle bloke olduğunu görüyorum. Bunu siz müzik üzerinden olağanüstü anlattınız. Ama bu bir zihniyet sorunu. Belki böyle genişletebiliriz bu konuşmanızı. Bu noktada amaçla aracı birbirine karıştırmamak, amaç için oluşturulan kural kaideleri, amacın kendisinin önüne geçecek şekilde işletmemek ve bunun farkında olmak temel meselemiz galiba. Bu konuşmanızdan ben aklımda kalan benim açımdan verilen mesaj sanki buymuş gibi anladım. Tabii ki dinleyici farklı bir tarafını da anlayabilir. Oya hocam, aslında anlatmak istediğim biraz da oydu. Çok teşekkür ederim. Bunu belki biraz açmam gerekecektir. Sonuçta müzik yeteneği çok önemli bir şey. Evet. Ve siz seçilmiş bir öğrenci olarak, bir sınav kazanarak, bir özel yetenek sınavı kazanarak diyelim ki bir konservatuara ya da bir fakülteye ya da Güzel Sanatlar Lisesi'ne kabul ediyorsunuz. Size bir hoca veriliyor. Evet. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Fakat eğitim sürecine baktığınızda olmadı kalıplar görüyorsunuz. Evet. Hocanız bir piyano eseri seçiyor falanca edisyondan ve diyor ki, bak burada bir bağ var, bu bağı yapacaksın. Bak burada dördüncü parmakla çalman gerekiyor, niye üçle çalıyorsun? Ve sizi olmadık bir kalıba hapsediyor. Aynen. Doğru. Ona şunu söyleyebilirsiniz. Hocam benim elim diğer piyanist arkadaşlarımdan küçük. Ben o yüzden bu parmakla çalabiliyorum. Ya da ben başka notalara baktım. Sizin burada bağ dediğiniz yerde bağ koymayan edisyonlar var. Bunların hangisi doğdu? Yani burada bir sorgulayıcı akıldan, bir eleştirel düşünmeden bahsediyoruz. Evet. Bu kalıba bir sanatçı adayını sokmamak gerekir. Bununla şunu söylemek istemiyorum. Hani sanatta sınırlar yoktur. Tabii. Efendim, her şey aşılabilir. Böyle bir durum yok. Ama neyin öğrenciye göre değişebileceğini, neyin bir genel kaide olduğunu mesela bir hocanın çok iyi kurgulaması gerekir. Farz edin mezun oldunuz. Bir yarışma kazandınız ve artık konser piyanisti olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Karşınıza bir müzik endüstrisi çıkıyor. Kuralları belli. Size bir menajer veriyorlar. O menajerin bütün gayesi sizin üzerinizden biraz daha para kazanmak. Şimdi o kadar çirkinleşti ki bu oyunlar. Size menajeriniz bazen şunu söylüyor. Türev Bey, konser gelirleri pek iyi gitmiyor. Bilet satışları az. Bunu kompanse etmek için hemen medyada olay yaratacak bir açıklama yapın. Mesela bir başka sanatçıyı kötüleyin. Ne olacak o zaman? Herkes sizi merak edecek. Kim bu kendini bilmez? Falanca piyaniste kötüdür diyor. Hemen bilet alalım da şunu bir dinleyelim diyecek. O zaman belki kurtuluruz. Eğer siz o özgür sanatçı, o özgür birey, bu ticari oyunun bir kurbanı olup bunun gereğini yerine getiriyorsanız bence sanatçı değilsiniz. Evet. Belki insan bile değilsiniz. Çok. Ama dolayısıyla sizi böyle cendereye almak için bekleyen hazırda bir takım kalıplar var.
Bundan yıllar önce bir piyano yarışmasına kendi başıma girmeyi düşünmüştüm. O dönem hocamlarla artık çalışmıyordum. Bu konularda çok çok deneyimli bir piyanist arkadaşımdan beni dinlemesini rica etmiştim. Aylarca da çalıştım. Ona birkaç eserimi çaldım. Ve heyecanla sordum. Nasıl buldun? Dedi ki, zaten yarışmada iki şeye bakıyorlar. Bir, yanlış nota olmasın. İki, cümleler doğru yerde olsun. Bunlar da yerinde, bir sıkıntı yok dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Binlerce piyanist o yarışmaya katılıyor. Jürinin sadece iki gerekçesi var. Bir, yanlış nota olmasın. İki, cümleler doğru olsun. Peki nerede kaldı orijinal yorum? Aynen öyle. Bana demişti ki, aman çok radikal yorumlara girme, çok hoşlanmazlar. Ek diye sütlüye çok karışmadan çal. Ha, ne zaman meşhur olursun, o zaman özgün yorumlar. Bakın bu da bir kalıp. Tabii. Sanatçının ister öğrenciyken daha, ister piyanistken, ister tanınmış bir kişiyken bu tür kalıplara karşı çıkacak özgür bir iradesinin olması ve farklı bir aklının çalışması lazım. Burada tabii etik değerlere de giriyoruz. Yani biraz daha çok tanınmak, biraz daha çok şöhret elde etmek, biraz daha çok para kazanmak için eğer etik değerlerinizden sürekli taviz veriyorsanız o ayrı bir tartışmanın konusu, ama bu bile inanın Oya Hocam artık gençlere dayatılan bir şey. Çünkü bu bir endüstri. Yani sözün özü gerek eğitim hayatında, gerek meslek hayatında hakikaten sanatçılığın o özgürlüğünü, bağımsız yaratım sürecini kırmaya çalışan, sizi hep aynı tip düşünmeye sevk eden çok fazla etkenle karşılaşıyorsunuz. Onlarla da mücadele edebilmek sanıyorum sanatçılık potansiyeli ile ilgili bir şey. Ve akademisyenlik hocam. Bunu da dahil edelim mi? Bu söyledikleriniz özellikle akademisyenler için de çünkü çok geçerli. O kalıpların dışına çıkabilen, özgür üretimler yapabilen, dediğiniz gibi ancak böyle bir özgür zihinle özgün üretimler mümkün olabilir. Ne kadar çok kalıplar içerisinde kalırsak özgün üretimlerin de önünü kapatacak bir yola girmiş oluruz. Tabii hocam, yani ben eşimle ilk defa tanıştığımda o master tezini yazıyordu. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi bölümünde. Merak ettim, sizde tezler nasıl yazılıyor diye sormuştum. Bana dedi ki, vallahi ben de anlamıyorum ama hocaların ilk söylediği şey şu türev demişti. 250 sayfadan az olmayacak teziniz. Konusu ne olursa olsun. Bu da olmayacak bir şey. Yani hangi tezin konusunun ne olduğu, oradan nasıl bir orijinal bulgu çıkacağını düşünmeyip de teziniz en az 250 sayfa olsun diye işe başlarsanız akademisyen olarak sizden pek ümit kalmayabilir. Yani her alanda, akademiyada, bilimde, sanatta karşımıza çıkan hakikaten gereksiz kalıplar, kurallar, uymamız beklenen şeyler var. Bunların bir kısmı gerçekten uymamız gereken şeyler, evrensel doğrular. İşte kaynakları göstermek, alıntıları yapmak, metin içinde bilimsel etiğe uygun yayın yapmak, çok sağlam bir metodoloji olması. Tabii. Ama bir tezin girişini Adem babamız ve Havva anamızdan almak gibi geleneğimiz yok. Evet. Başlarsak eğer müzik nedir? Müzik eğitimi nedir, piyano nedir, piyano eğitimi nedir diye oradan Chopin'e getirirsek bu tezin çok bir kıymetli harbiyesi yok. Ama dikkat edin, onlarca tez böyle yazılır. Tabii. Çünkü bu tezi yöneten hocanın da kafasında böyle bir şablon var. Şunu sormak gerekiyor, neden böyle yapıyorum? Yani o sorgulayıcı zeka, o sorgulayıcı akıldan yola çıkarak bu konuşmayı yaptığımı düşünebilirsiniz. Çok teşekkürler. Bütün gençlerimiz, hocalarımız sorgulamayla, gelişimin ilk basamağının sorgulama olduğunu hiç hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Son nefesimize kadar sorgulamalıyız. Bir öğrencimizden şöyle bir katkı ve soru var. Dinleyenin ruhuna dokunabilmek için teknik bilgiden ziyade kendi ruhumuzu hissetmemiz daha mı önemlidir hocam?
Ve bu kendi öğrencimize bir şeyler öğretirken de geçerli midir demiş. Bir kere daha alabilir miyim orayı hocam? Dinleyenin ruhuna dokunmak için teknik bilgiden ziyade kendi ruhumuzu hissetmemiz daha mı önemlidir hocam demiş. Ve kendi öğrencimize de bir şeyler öğretirken bu geçerli midir demiş. Çok teşekkür ederim bu soru için. Sanıyorum ikisi de gerekiyor. Yani bakın bunu şöyle düşünelim. Johann Sebastian Bach'ın Tokata ve Fügü var değil mi? Ork için hepimizin çok iyi bildiği bir eser. Bu eseri teknik olarak analiz ettiğinizde hayran kalacağınız bir matematiksel dünya var karşınızda. Bir tane hata yok. Her şey olması gerektiği gibi. Karşınızda çok ustaca yazılmış bir eser ve bir bestecilik tekniği var. Fakat bunu sadece profesyoneller dinlemiyor. Bir müziksever de dinlediğinde bu teknik detaylardan hiç haberi olmasa dahi müthiş bir aidiyet hissediyor eseri. Müzik böyle bir sihirli süreç. Fakat bir eserin bence gönüllere dokunması için bir kere çok sağlam kurgulanmış olması lazım. Yani bir profesyonel bunu analiz ettiğinde, incelediğinde hiç fiske dahi vurulmayacak bir teknik altyapı sağlamlığı lazım. Ama bu hiçbir şey değil. Dediği gibi arkadaşımızın sizin düşünce dünyanızda, duygu dünyanızda bir şeyleri harekete geçirecek bir tılsımı olması lazım. Şostakovich'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, sadece formüllerle yazılan bir beste, üzerine yazıldığı kağıt kadar bile değerli değildir. Yani bir müzik ruha, akla, duygulara hitap etmelidir. Benim kanımca müziğin her iki tarafta da çok güçlü olması lazım. Şimdi bir piyanist ele alalım. Olağanüstü çalıyor fakat çaldığı notaların %40'ı yanlış. Sonra da diyor ki ben o kadar coştum ki olmadık şeyler yaptığım konserde çok yanlış nota çaldım ama duyguyu herhalde geçirdim karşı tarafa. Bu biraz insanı gülümsetecek bir şey. Yani sonuçta bu notaları doğru çalmanız lazım. Ama konser atmosferidir, heyecandır, gerginliktir, ufak tefek hatalar olabilir. Her şeyi plak gibi çalmak zorunda değilsiniz. Ama sizi dinleyicilerinizin bir daktilograf gibi dinlememesi lazım. Yani ne kadar hızlı ve hatasız çaldı diye konseri terk etmemesi lazım. Bu eser beni başka diyarlara götürdü diye çıkması lazım. Farklı bir şey hissettim. Dünyadan uzaklaştım dinlerken. Bu salondan uzaklaşıp tekrar geldim diyebilmesi lazım. Dolayısıyla hem bir teknik mükemmellik ama aynı zamanda müthiş bir yorum gücüyle dinleyenlerinize seslenmeniz lazım. Bu bir ders yapan hoca için de geçerli. Verdiği örneklerde öğrencisinin hayal dünyasını, düşünce dünyasını bambaşka noktalara getirmeli. Ama çok sağlam bir pedagojik altyapısı ve çok sağlam bir tekniği olmalı. Yani müzik, belki her meslek böyle ama müzik gerçekten çok acımasız bir meslek. Hem bir teknik mükemmellik hem de müthiş bir yorum gücü gerektiriyor. Birinden fedakarlık yapamıyorsunuz. İkisi bir noktadaysa ancak çok üst düzey bir şey ortaya çıkıyor. Çok teşekkürler. Turan Hocam'ın da bir sorusu olacaktı Türev Hocam az önce. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Çok teşekkür güzel ederim Turan Hocam. Ben sizi de çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Bir önceki anlattığınız tezle ilgili hani bir eleştiriniz vardı ya. Ya piyano ile ilgili mesela bütün piyano bilgileri falan başta var diye. Onunla ilgili haklı olmakla birlikte siz bir küçük bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Bunu daha önce sizde girdiğimiz tezlerde de affedersiniz konuşmuştuk. Şimdi bizim müzik alanı ile ilgili değil yani sanat fakülteleri ve konservatuarlardaki değil ama eğitim alanında yapılan tezlerde, eğitim fakülteleri, eğitim bilimlerine bağlı tezlerde yani jüride eğitimcilerin olduğu tezlerde eğitim bilimlerinden muhakkak bir kuramsal çerçeve, altyapı diye bir 100-200 sayfalık bir alan isteniyor hocam. Ya burada bunların muhakkak olması isteniyor. Yani orada aslında biraz daha doktora ya da yüksek lisansı yapan adayla danışmanından çok enstitünün ve diğer alanlardan gelen, eğitim bilimlerinden gelen hocaların şeyiyle biraz zorlanma diyeyim, biraz onların kendi
alan disiplinlerin gereği olarak diyeyim. Orada muhakkak o bölümü istiyorlar. Yani kuramsal çerçeve dediğimiz kısım. İster istemez insanlar da piyanoyla bir şey yapacaksa ne yazacak? Piyano, piyanonun tarihi oradan kendi tezine kadar. Yani birçok tezde öyle. Eğitim bilimlerinde de öyle. Eğitim şudur. Eğitim buysa müzik eğitimi budur. Müzik eğitimi buysa piyano eğitimi budur falan diye başlayan bazı tanımlar var biliyorsunuz. Belki 1000 tezin 990'ında vardır. Yani o biraz danışmanla adayın dışında diğer eğitim alanından gelen hocaların isteğiyle de şey olmuş oluyor. Ben onu hani Malatya'daki yürüttüğümüz tezlerden hatırlıyorum biraz da. Öyle bir bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İşte orada da sorun şu olabilir. Hani enstitü kurulları neden toplanır? O zaman enstitü kurulunun üyelerinin, yani ana bilim dalı başkanları biliyorsunuz, o kurulun üyeleri bunu dile getirmesi lazım. Yani sorgulayıcılık o seviyede de olabilir. Neden bütün tezler birbirinin kopyası oluyor? Çünkü bu söylediğiniz şeyde son derece de haklısınız. Ben o tür tezleri 201. sayfadan başlıyorum okumaya. Çünkü ilk 200 aynı. Neden gereksin böyle bir azap? O zaman başka bir şey yapalım, başka bir metodoloji geliştirelim ya da danışmanları bağımsız bırakalım diyebilmek lazım. Yani bir öğrencinin hocasına nasıl, hocam neden böyle çalıyorum, bunu açıklar mısınız demesi doğalsa, sistemin yöneticisi konumundaki bir kişinin de neden bu tezleri biz hep böyle yazdırıyoruz diye düşünmesi lazım. Yani düşünme ve sorgulamanın hiç bitmeyeceği bir alan, bilim ve sanat. Katkınız için çok çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Şeyler var mesela. Hocam yeni biliyorsunuz artık dünyada bir alan üzerine 3 makale doktora tezi mesela. Evet. 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 Çok teşekkürler. Değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Bir katkıda bulunabilirim. Tabii, Aygül Hocam, buyurun. Sayın hocalarım, ben bir katkıda bulunacağım. Aygül Aykut, görsel sanatlar alanında çalışıyorum, biliyorsunuz. Sayın hocalarım, şimdi ben eğitim çıkışlı bir hoca olarak söyleyeceğim. Çünkü burada aslında temel problem sanki kavramsal çerçevenin orada var olması bir tezde problem gibi anlaşılması ve işin doğasına, araştırmanın doğasına aslında uygun olmayan bir yapı gibi bir çıkarımda bulunabilir izleyenler. Ve bu tehlikeli bir durum aslında. Yani biz şunu demiyoruz, bir sisteme olmasın tezin demiyoruz. Yaratıcı araştırmaların, eylem araştırmalarının ya da sanat temelli araştırmalarının da kendi içinde bir sistemi olmalıdır. Çünkü bilim anlam yaratmak üstüne kurgulanır. Bir anlam yaratırken sanatçının doğasındaki anlamı yaratmak çok daha bireysel, yani özgün bir çalışma ve tasarım içerdiği için problem durumunun sanat tarihsel bağlamı olabilir. Yaptığı işin, o sanatçının ürettiği ürünün ya da işte bir yorumlama olabilir, icra olabilir. Biz görsel sanatlarda bir tasarım ürünü gerçekleştiriyoruz, bir eser yapıt meydana getiriyoruz. Ama sanat temelli araştırmanın, ürün temelli araştırmanın, yani uygulamaya dayalı araştırmanın temelinde bu yokmuş gibi yaklaşmak işin doğasına aykırı, araştırmanın doğasına aykırı. Ama bu disiplinlerin kendi ürettiğimiz ya da uygulama alanımızla kuracağımız ilişkilerin çok iyi bir bağlam, yani başta akıldan bahsettiniz. O yaratıcı bağlamla tekrar içli dışlı örüntülemesi araştırma modelinin tez danışmanının yeterliliklerine bağlıdır. Kolay yol bunları araştırmanın, çok güzel örnek verdiniz. Yani sistemin içerisinde kes yapıştır yapmaktır ve işin doğasını alıntılarla sürdürmektir. Ama sanat tek başına açık bir kavramdır. Hele uygulama çok daha açık bir kavramdır. Ve bunun doğasına uygun olan, işte sanat sosyolojisi mi olur, sanat tarihi mi olur, felsefesi mi olur ve semiyotik anlamda bunların nasıl örüntülendiğini seçmek, kimin kimle ilişkili olduğunu göstermek bir modele olan ihtiyaçtır. O yüzden problem durumu o modeli ortaya koymuyorsa bu araştırmanın doğasına karşı bir saldırı olarak algılanmasın. Ve biz eğitimciler olarak da bu konuda ben özellikle şöyle söyleyeyim, en çok karşılaştığım eleştiri uygulama temelli de, efendim bunları kaldıralım,
O zaman sadece biz bir deneme yazısı yazmış oluruz. Yaptığımız şeyin uygulama temelinde çok bireysel bir iş olsa dahi bilime katkısı, sanatın doğasına olan katkısını ancak anlam modları oluşturarak yapabiliriz. Ve sistemden vazgeçmek, sistemsizleştirmek yerine o sizin söylediğiniz kendi sistemimizi kurmak ve işin doğasını kendimize uydurmak bizim görevimiz. Yani bu ayrım beni çok rahatsız ediyor. Onu burada belirtmek istedim. Çünkü ben eğitim çıkışlıyım. En çok arada kaldığım noktada bu oldu. Evet, uygulama da yapıyorum. Ama bir tarafta da yöntemsiz herhangi bir şey olduğunda başıboşlukta ortaya bilime katkı ya da sanata katkı diye çıkan yani çok özür dilerim, haddimi aşmak istiyorum. Çok pespane, sadece deneme bile diyemeyeceğimiz alanda çok da katkı sağlamadan kes yapıştırların dolandığını da ben de bundan şikayetçiyim. Ama bir taraftan da yöntem konusunda birleşerek, çünkü uygulamaya dayalıyız, müzik olsun, ne bileyim dans olsun, her alandaki sanat araştırmacılarının bugün dünyadaki o çizgide yönelmesi ve yaratıcı araştırmanın doğasını anlaması taraftarıyım. Çok teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için de. Bir yanlışı düzeltmek istedim. Bana yanlış gelen kısmı. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Türev Hocam etkinliğimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Sağ olun hocam. Evet. Başka sorumuz yoksa ben tekrar teşekkür ederek oturumu sonlandırabilirim. Belki son söz şunu söyleyebilirim Aygül hocamızın sözlerine ilave olarak. Kavramsal çerçeve dediğimiz kısım çalışmanın bağlamını oluşturur. Ve Türev hocamın anlatılarında buranın yapılmamasına yönelik ya da işte hocanın dediği gibi yanlış anlaşılabilecek bir aslında söz sarf ettiğini düşünmüyorum ama öğrencilerimiz deneyimsiz olduğu için bunu farklı anlayabilirler. Asıl olan hakikaten çalıştığımız konunun özüne uygun şekilde tasarım yapmak, bir bağlam ekseninde ele alınan çalışmanın çalışmayla ilgisini sunacak özgün bir tasarımla o kavramsal çerçeveyi kurmak. Yoksa hani Turan hocamın eğitimcilerin istediği o kavramsal çerçevelere dair eleştirisinde de evet, burada hocanın niteliğidir asıl olan. Yani hocanın yönlendirmesi, Türev hocam zaten bahsetti. Yani hoca zaten bu şekilde bakıyorsa bu hocadan kaynaklanan bir durumdur. Yoksa özellikle lisansüstü yapılan çalışmalarda özgür zihin son derece önemli, sorgulayıcı zihin her aşamada önemli ama lisansüstü aşamada en önemli meziyetler olmalı gençlerimizde de. Ve gerekiyorsa hocalarımızı da sorgulamalı, hocasını da sorgulamalı. Ama edep, ahlak sınırları içerisinde etik değerlere bağlı kalarak bunlar gerçekleşmeli. Belki bu şekilde ben de düşüncelerimi paylaşmış olabilirim. Özgün çalışmalar için hem sağlam metodolojiye ihtiyacımız var, hem kavramsal çerçevenin özgün olarak tasarlanmasına ihtiyacımız var. Yoksa bugün konuşulan bütün bu konular böyle bir tamamen her şeyi kuralsız yapmak değil, önce kuralları öğrenmek, teknik olarak hakim olmak, yani ehliyet sahibi olmak önce, ondan sonra o ehliyetin sınırların konusunda özgürleşebilmek. Özgürlüğe giden yol ehliyet sahibi olmaktan geçer. Belki bunu özellikle vurgulamak gerekir. Ehliyet sahibi olabilmek için de donanmamız gerekiyor. Teknik hakimiyeti önce elimize almamız gerekiyor. Sonra özgürlük. Önce ehliyet, sonra özgürlük formülüyle özetleyebiliriz sanıyorum, değil mi Türev hocam? Hocam yani konuşmamı hani sizi sıkmak istemem ama sanatta da bilimde de o kadar üst düzeyde yaratıcılıklar var ki. Evet. Einstein hep şöyle söylüyor, bilim ve sanatın dünyayı anlama konusundaki o olağanüstü merakları, çabaları olmasa bu hayat hiç yaşanmayacak bir hayat olurdu diyor. Yani bunu çok üst düzey bir bilim insanı söylüyor. Evet. O zaman sanatı da bilimi de layıkıyla yapmak gerekiyor.
Yani burada bu işi ne bir hammaliyeden ibaret görüp ne Aygül hocamın bahsettiği gibi böyle denemeler tahtası gibi görüp bunu çok ciddiye almak, bu işe adanmak gerekiyor. Evet, kelime bu vakit, adanmak. Bu vakit konusunu hakikaten önemsiyorum Oya hocam. Evet. Değişik bir dünyada yaşıyoruz. Biz eskiden uçak bileti alır, giderdik, uçak biletini alırdık, uçağa biner giderdik. Şimdi check-in yapmak için bilgisayar başında bekliyoruz tam 24 saat önce. Evet. Hedefimiz 3D koltuğunu almak. Belki gidip gelmekten daha çok vakti check-in'e harcıyoruz. Yani ulvi günlük işlerimiz var, onu anlatmaya çalışıyorum. marketlere gidiyoruz, otomatik ödeme talimatları veriyoruz. Müthiş bir koşuşturma içindeyiz. Fakat sıradanlaşma şöyle de bir tehlike. Mesleğimize de artık az zaman ayırıyoruz. Evet. Yani bir üniversite profesörünün o kadar çok işi var ki. Doçentlik jürisinde olacak, bir soruşturmayı yönetecek, derse girecek, rektörle çay içecek, örnek veriyorum. Yani bütün bu ulvi işler arasında bakıyorsunuz, o gün makalesine ayırdığı yarım saati bile yok. Ya da bir konser piyanisti. Konser görüşmeleri yapacak, menajeriyle toplanacak, hayranlarına imza verecek. Örnek veriyorum. Bir saatte çalışacak. Bunun ayarı kaçta artık? Bu eskilerin hani 10 bin saat kuralı, bir mesleğe 10 bin saat harcamak falan dedikleri şey. Biz artık mesleklerimize de çok fazla zaman ayırmıyoruz. O zaman hayatımızda da radikal değişmeler, değişiklikler yapmak gerekli. Çünkü bu müzik öyle part-time bir mesaiyi hak etmiyor. Evet. Bunu yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla o zaman harcama lüksünü bu metne ben dün gece ekledim. Uzun zamandır kafamdaydı. Hakikaten müzik gibi bir alana giriyorsak hayatımızın büyük bir kısmını onun harcaması lazım. Şan, şöhret, hedef, ünvan, basamak, kariyer bunlar müziğe harcadığınız zamanın yanında çok minör, çok önemsiz şeyler. Bu bir hani İngilizce'de full time commitment denilen tüm zamanı oraya bahşederek yapabileceğiniz bir şey. Dolayısıyla eskilerin bu avantajları bence şu anda bir dezavantaj. Evet. Çünkü hayatımızı idame ettirip yürütebilmek için çok fazla şey yapmamız gerekiyor. Mesleğimize de öyle bakmaya sanki başlıyoruz. Bu bir hekim için de geçerli olabilir. Bir bilim insanı için de, bir sanatçı için de, herkes için geçerli olabilir. Ara sıra bu günlük yaşamın kaygılarından uzaklaşıp bir düşünmeye dalmalıyız. Ben ne yapıyorum? Mesleğimde neyi hedefliyorum? Hangi noktadayım? Mesleği aşkla yapmaktan bahsediyorsunuz. Şüphesiz hocam. Yani madem akademiyadayız, şunu söylememe izin verin. Birbirini akademik ünvanlarıyla tanıtan o kadar çok insan var ki. Maalesef. Ben tanıştığım kişilerin adını zaman zaman hatırlamakta zorlanıyorum ama bana doçent doktor türev belki deyince iyice ambale oluyorum. Yani insanların birbirini ünvanıyla filan tanıttığı kendini, kapılara ünvanların yazıldığı bir sırça köşkte olmaya başlıyoruz. Bunlar bilimin yanında hiçbir şey değil. Yani profesör olmak, belli kuralları uygulamak, belli bir kıdem almakla elde edilen ve çoğunlukla da olan bir şeydir. Çok doğru. Olmuyorsa bunu çok kafaya takmamak gerekir ama bir sanat eserindeki olağanüstü bir güzelliği keşfetmek varken, bilimde bir buluş yapmak varken, doçentliğin, profesörlüğün, dekanlığın falan hiçbir önemi yok bu hayatta. Aynen öyle. Piyano başında nasıl çaldığınıza bakar dinleyici, sizin adınızın önündeki ünvana bakmaz. Benim bölümümde o kadar kıymetli arkadaşlarım var ki bizim kapılarımızda ünvan yazmıyor. Çünkü başkalarının da buna göre insanları farklı kategorize etmesini doğru bulmuyoruz. Ve benim asistan arkadaşlarımdan, öğretim görevlisi arkadaşlarımdan öğrendiğim o kadar çok şey var ki karşılarında küçücük kalıyorum. Onların bilgileri, onların tecrübeleri söz konusu olduğunda. Yani biz akademiyaya da, sanata da, bilime de ünvanlardan, harici hayata ilişkin payelerden hep bakmaya başlarsak çok büyük bir yanlış içinde
olabiliriz diye düşünüyorum. Bu sanatçılık içerisinde de, sanatçılık içinde geçerli bir şey. Yaşar Heifetz çok ünlü bir kemancıdır. Bir gün ona sormuşlar, tepede olmak nasıl bir duygu? Demiş ki ben tepede falan değilim. Hala o dağın tepesine çıkmaya gayret ediyor. Dolayısıyla ben oldum, ben bittim, ben çok iyiyim falan diye düşünecek zaman yok. Karşımızda bir umman var. Ondan daha ne kadar kepçe su alabileceğimizin peşinde olmamız lazım. Yoksa diğerlerini elde etmek çok çok kolay. Çok başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Bilgeliğin peşinde olmalıyız. Evet. Antik Yunan filozoflarının dediği gibi bilgelik sevgisi. Bunun peşinde olduğumuz müddetçe o zaman insanoğlunun gelişimi de mümkün olabilecek. Elbette müziğin de sanatın da insanoğlu dünyadaki anlamını ancak böyle gerçekleştirebilecek. Yoksa hep arayıp duracağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgiyle kucaklıyorum sımsıkı sizi. Sağ olun, ben çok teşekkür ederim. Hocalarımıza, öğrencilerimize, katılımcılarımıza sonsuz teşekkürler. Şimdilik o zaman yeniden oturumumuzu kapatıyoruz. Eğer vaktiniz uygun olursa saat 1.30'daki değil mi arkadaşlar? 1.30'daki oturum için Bergüzarı Çanakkale, Gülçin Yahya Kaçar hocam gerçekleştirecek bir sunum. O etkinlikte buluşmak üzere. Çok sevgiler, saygılar, selamlar. Emeğinize sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.